pistimiz Gençlik Spor Bakanlığımızın, gençlerimizin otoyollarda değil, bu güzel pistte, bu tür güzel pistlerde yarışmaları, hünerlerini sergilemeleri için, yeni pazarımızın tanıtımı için ve gelecekte güzel sporcular yetiştirmek için bakanlığımızın yeni pazarımıza hediye etmiş olduğu bir tesis burası. Bu ve bunun gibi tesislerimiz Aydın'ımızın birçok yerinde yine ilçemize, ilimizin diğer ilçelerine kazandırılacak. Bunun gibi nice güzel sahalarımız, alanlarımız olacak. Bizler gençlik spor personelleri olarak gençlerimizi spora yönlendirmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, geleceğe daha dinamizm ve güzel bir yarına hazırlanmaları için elimizden gelen her şeyi yapmanın gayreti içinde olacağız. Bu hafta 26-27 Ekim haftasında Ege Otokros ve Aydın Otokros olarak yarışlarımızı düzenliyoruz. Aynı zamanda bu Yeni Pazar pistimizde bir ay arayla düzenlenen ikinci yarış. Heyecanımız her yarışta daha da artıyor. Çünkü bu motor sporlarının güzelliği ilk etapta anlaşılmayabilir. Ama daha sonralarda, daha ilerleyen yarışlarda değişik kategoride madalya ve kupalarımız olacak. Babam 1989'dan beri yarışıyor kendisi zaten. Ben de heves ettim. Onun izinden yarışmaya karar verdim. Bu benim üçüncü yarışım. Geçen sene ilk yarışımı yapmıştım. Çok keyifli ve heyecanlı bir spor. Bütün kadın sporcuları hem tebrik ederim hem de trafikte deneyim kazanmak isteyen bütün kadın hemcinslerime diyeyim. Tavsiye ederim. Çok keyifli ve güzel bir aktivite. Kadınlar her sadece hep mutfakta ya da işte evde değil, aynı zamanda pistlerde de olmalıdır. Trafikte değil, parkurda sporumuzu yapmaya devam ediyoruz. Yaklaşık bir yıldır otokros yarışlarında yarışıyorum. Yarışlara aslında şöyle başladım. Tosvet Yıldızı'nı arıyor yarışmasının 2023 sezonunda kadınlar arasında Türkiye üçüncüsü oldum. Sonrasında işte yarış maceram başladı. Bu yılda otokros yarışlarıyla öncelikle Bursa, daha sonra da ikinci ayak olan otokros, Aydın Otokros'ta da ikinci yarışımı gerçekleştirdim. Toplam 3 otokros yarışı yapmış oldum böylelikle. Ayrıca hani bir kadın olarak pistlerde ralli arabası kullanmak çok çok keyifli. Yani trafikte, yollarda değil, bu yarış deneyimini bütün kadınların tatmasını çok isterim. Bu konuda da zaten federasyonumuz, daha sonrasında işte Aydın Otomobil Sporları Kulübü, işte benim yarışımda bana destek olan Ege Asal Motor Sporları Kulübü destek oluyorlar. Bütün kadınları yarışlara davet ediyoruz. Ve kadının gücünü buralarda da göstermelerini istiyoruz. Ayos Aydın Otomobil Sporları Spor Kulübü Başkanıyım. 2013 yılında belediye başkanlığım döneminde kurduğumuz bir motor sporları kulübü. Aralıksız o tarihten beri her sene yarışlar düzenliyoruz. Bu sene de Gençlik Spor Bakanlığımızın Aydın Yeni Pazar'a kazandırdığı motor sporları parkurundayız. Burada bu yıl üçüncü yarışımızı yaptık. Geçtiğimiz ay birinci yarışımızı yaptık. Temmuz ayındaki takvimdeki yarış hava sıcaklıkları nedeniyle düne almıştık, 26 Ekim almıştık. Bugün de üçüncü yarışımızı yaptık. Dün 22. yarışımızı bu seneye bu şekilde tamamladık burada, ama önümüzdeki sene inşallah bu parkurda 6 veya 7 yarış yapmayı planlıyoruz. Olabilirse de ulusal kategoride yapmayı istiyoruz. Şimdiki yaptığımız yarışlar mahalli. Bu motor sporlarına ben 1989 yılından beri yarışıyorum. Ara ara bıraktığım yıllar oldu ama genellikle yarıştım. Gençlerin talebi üzerine bu sporu yaşatmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah bölgemizden, Aydın'ımızdan ve çevrelerimizden, Türkiye'den gençlerimiz daha çok rağbet edeceklerini tahmin ediyorum. Çünkü asfaltlarda, yollarda, caddelerde yapılan o hızlar her zaman için yanlış işler. O nedenle motosporları bu işin bir dizginlenmesinin faydası olan bir spor dalı. Ben
bu yarışlarda emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımıza gençlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bence. Kaldır, kaldır. Bravo. Yaşınlar kupayı yukarıya. Bravo. 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 Pardon, biraz